Rablerinden büyük bir mağfiret var. Yani o cennette bu nimetleri insanlar bunlardan istifade ederken hiçbir zaman akıllarından, ya ben dünyada şöyle çanak kırmışım, şöyle günah işlemişim, şöyle efendim yanlış işler yapmışım, Cenab-ı Hak onların akıllarına getirmeyecek. Silmiş onları, hepsini kaybetmiş. Çünkü onlar aklına gelince ezilecek, üzülecek, pişman olacak, strese girecek. Rabler onların silmiş, amel defterlerine bir şey bırakmamış. Mevla şimdi bize şöyle bir soru soruyor. Diyor ki ben size takva sahibi olan insanların cennetteki manzarasını anlattım. Cennetteki nimetleri anlattım. Bir bunu düşünün. Bir de cehenneme girmiş. Yiyecek, içecek hiçbir şey yok. Kaynatılmış cehennemdeki sudan içirilmiş. Ve o kaynatılmış sudan içirildiğinden dolayı da bağırsakları paramparça olmuş. Bu adamla bu adam bir midir diyor. Ya böyle olmak var ya böyle olmak var. Hangisini seçeceksiniz? Cehenneme gelen insan bal, su, süt, ırmağı falan var mı? Yok. Tek bir çeşit orada içecek var, o da kaynatılmış sudur. O kaynatılmış suyu içtiği zaman ne olacak? Mevla öyle buyuruyor. Bağırsaklarını paramparça yapacak. Kaynatılmış su cehennemde içip bağırsakları paramparça olan insanın manzarası bu. Bir de mütteki olup cennete gelen insanın manzarası bu. İkisi eşit olur mu kullarım diyor Cenab-ı Hak. Olabilir mi? Asla eşit olmaz. O zaman insan ya orayı ya burayı seçecek.